Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşette çarpıcı ve büyük kentlerin aslında pek çok yerin önemli sorunlarından bir tanesi. Çocuklarımızı koruyun. Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Başıboş köpek saldırılarında bıçak kemiğe dayandı. Üst başlık. 1 Aralık'ta okula dalan pitbull 5 yaşındaki çocuğu yaraladığında tedbir alınsaydı Asiye bugün hayatta kalma savaşı vermiyor olacaktı. Sokaklar başıboş köpeklerle dolu. Mahalle yönetimler hem insanların hem de hayvanların güvenliği için onları barınağa götürmek isteyince hayvansever tepkisine maruz kalıyor. Sadece son bir ayda köpek saldırılarında onlarca masum çocuk yaralandı, ölümden döndü. Gaziantep'te vahşi iki pitbull'un parçaladığı Asiye'nin dramı bardağı taşıran son damla oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde belediyelere seslendi, belediye başkanlarına. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor diye. Aslında çözüm net, barınaklar, işte sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerin olmaması gerekiyor ve o köpeklerin de böyle fiziksel saldırıya uğramayacakları sağlıklı barınaklarda olmaları gerekiyor. Burada bir adım atılması gerekiyor. Türkiye Gazetesi'nin manşeti de çocuklarımızı koruyun ve buna dair haberimiz. Biri ambulans çağırsın, ambulans! Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Yasal yaptırımlar yetersiz olursa biz maalesef Gaziantep'teki çocuğumuzu gördüğümüz gibi içimiz yana yana izleyeceğiz. Ne o hayvanın suçu var ne o çocuğun suçu var. 4 yaşındaki Asiye Gaziantep'te pitbull cinsi iki sahipli köpeğin saldırısına uğradı. Şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bu saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere çağrı yükseldi. Sokak hayvanlarının yeri barınaklar dedi. Birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Bu işin en kısa, en bilimsel çözümü kısırlaştır, aşılat, yaşat programlarının sürekli olarak devletimiz tarafından desteklenmesi. Şu hayvanlarda ben üzülüyorum tabii ki. Bak orada kediler de var. Vicdan azabı çekiyorum. Avrupa'nın aksine Türkiye'de çok sayıda köpek ve kedi sokakta. Kışın hayatta kalma mücadeleleri daha da zorlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği barınaklarsa hem sayı olarak eksik hem de koşulları yetersiz. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz. Ben köpeklerden çok korkuyorum. Geliyoruz parkta oturuyoruz, onların kokusunda yarım bırakıp eve geri dönüyoruz. Hayvanlar için daha iyi olur. Biri toksa öbürü aç kalıyor. Hiç olmazsa orada belediye baksın. Onları şimdilik keyfi yerinde hala parktalar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına verdiği talimatın ardından barınaklara götürülmeleri gündeme gelebilir. Ama korksa da korkmasa da herkesin hemfikir olduğu bir nokta var. Şartlarının gittikleri yerde daha iyi olması. Dışarıda olacağını çoğu köpek barınakta olabilir ama iyi barınaklarda daha çok genişletebilir mesela. Bu hayvanların mutlaka ve mutlaka kısırlaştırılıp aşılatılıp tekrar alındığı yerlere bırakılması, sosyalleşmiş olan hayvanları adına hayvan bakımı evi denilen hapishanelere koyulmaması. Çünkü bu hayvanların hiçbir suçu yok. Hayvan Hakları Federasyonu HITAP barınaklara mesafeli. Sokak hayvanlarının sayısı ise günden güne artıyor. Erdoğan'ın çıkışıyla bir çözüm bulunacak mı? Gözler yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğinde. Sokağa daha rahat çıkabiliriz. O kadar haberlerde görüyoruz çocuklara ne olduğunu. Valla çok korkuyoruz köpeklerden. Zulüm falan görmesinler ama işaretlerden şey olsunlar.